Merhaba. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gelecek Partisi İl Başkanı olarak bir dizi faaliyetlerde bulunmak üzere Sayın Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Başkanımızla beraber bir kahvaltı programı yaptık. Bu programda esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, tabi siz gazetecileri ziyaret edeceğiz ve halkın hepilerini dinleyeceğiz. Aramıza hoş geldiniz. Çok değerli basın mensupları, İl Başkanımız, Koordinatörümüz, Genel Merkez Yetkililerimiz, Kadın Kolları Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, çok değerli Kırıkkaleliler. Bugün Kırıkkale'deyiz. Biliyorsunuz benim ata toprağım. Ben 3 dönem Manisa Milletvekilliği yaptım. Ama keskinliğim, Konur sancağındanım. Sancak olunca biraz yaptınız ama doğru Konur sancak demem. Konur köyündenim. Baba ocağında ata yurdunda olmaktan bahtiyarım. İl başkanımıza, koordinatörümüze ve teşkilatımızın çok değerli mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye 100 yıllık bir cumhuriyet. 1000 yıldır Anadolu topraklarındayız. 5000 yıllık bir milletin çocuklarıyız. Orta Asya'dan buralara kopup geldik. 100 yıllık cumhuriyetin dönem dönem sıkıntılı anları oldu. Bazen savaşlar, Kıbrıs gibi, Kore gibi, bazen darbeler, 1960 gibi, 71 gibi, 80 gibi, 28 Şubat postmodern darbe gibi, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesi gibi darbeler oldu. Bazen de ekonomik krizler oldu Türkiye'de. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda, daha sonra ise 1980'lerde, daha sonra ise 1990'larda, sonra da 99'lu yıllarda, 2000'li yıllarda büyük ekonomik krizler yaşadık. Türkiye olarak. Değerli basın mensupları, bu coğrafyada tutulmak zordur. Bu coğrafya dünyanın en stratejik toprağıdır. Atalarımız buraya sanki cilve-i Rabbani ile gelmişler. Allah'ın takdiriyle gelmişler. Bu üç tarafı denizlerle kaplı, üç kıtayla komşu olan Anadolu coğrafyasında tutulmak için büyük ordulara, büyük ekonomiye ve büyük demokrasiye ihtiyacımız var. Ulus devletlerden önce büyük ordu, büyük ekonomi gerekiyordu. İmparatorluklar yıkıldı ve bizim imparatorluğumuz en uzun imparatorluktu biliyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluk ve biz Sakarya önlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Türkiye'nin ve Türklerin talih ve tarih sarkacını yeniden yükselttik. Yeniden bir devlet kurduk. Batı dünyası bizim buraya gelişimizden beri rahatsız. Palazgirt'le rahatsız, vatan yaptık. İstanbul'un fethiyle rahatsız, bir kültürü medeniyete dönüştürdük. Çanakkale'yle rahatsız, direndik, Cumhuriyet'in ön sözüydü. Sakarya'yla rahatsız, Anadolu'yu tekrar yeniden devlet kurduğumuz için de bizden rahatsızlardı. Geldiğimiz noktada biz 2,5 yıl önce Gelecek Partisi'ni kurduk. Sayın Ahmet Davutoğlu ve bendeniz beraberce Türkiye'yi yönetmiştik. Kendisine yapılan gerek parti içi darbeyle, gerek terör örgütlerinin operasyonlarıyla, gerekse de rantiyecilerin ve egemen güçlerin de rahatsızlıkları nedeniyle Ahmet Davutoğlu tasfiye edilmiştir. 2,5 yıl önce de biz bir parti kurduk Ahmet Davutoğlu'yla, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'yla, bendeniz Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün 4 dönem milletvekili yaptı ve Abdullah Başçı İstanbul milletvekili arkadaşımız bizi kesin ihraç talebiyle disipline verdiler ve biz de istifa ettik. O günden bugüne Anadolu coğrafyasında teşkilatlarımızı kurmak, örgütlenmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye'deki bugünkü iktidar, 2002 yılında iktidara gelirken çok önemli ekonomik krizler nedeniyle bir ön aldı. Gecelik faizler binde 7000'lere çıkmıştı. Normal faizler %60'lara, 69'lara, 70'lere çıkmıştı. Muvazalı boşanmalar ve de aynı zamanda intiharlar başlamıştı. Yazar kasalar başbakanlığın önüne atılıyordu.
Böyle bir ortamda Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir parti kurdu ve iktidar oldu. İktidar olduğunda 3 Y ile mücadele edeceğini söyledi. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. İlk dönemlerde bunlarla ilgili doğru metotlarla, doğru söylemlerle doğru şeyler yapmaya çalıştılar ve yaptılar. Bunlar birilerine göre göreceli de olsa, izafi de olsa yapıldı. Yollar, hastaneler, fabrikalar, organize sanayiler, Avrupa Birliği ile ilgili fasılların açılmış olması, bu coğrafyada bir barış iklimini estirerek herkesle iyi komşuluk ilişkileri içerisinde win and win şeklinde çalışma yapıldı. Ardından biliyorsunuz 17-25 Aralık oldu. 17-25 Aralık'ta bizler, bizim gibi 3-5 arkadaş, bunların Yüce Divan'a gitmesini istedik. Başta Sayın Davutoğlu olmak üzere. Burada bir usulsüz dinleme vardı ama hedef gerçeklere dayalı iddialar vardı. Fakat burada bu şahıslar aklandılar. Çoğunluğa dayanarak. Ardından da Sayın Ahmet Davutoğlu'na bir operasyon. Sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ucube bir sistemdir arkadaşlar. Bu sistem ben yaptım, oldu mantığıyla hareket edilen bir sistemdir. Kapalı kapılar arkasında bir kişiye göre dikilmiş elbisedir bu sistem. Bir kişinin sistemidir. Bir kişiye göre de anayasa yapılmıştır. Anayasalar milletlere göre yapılır. 85 milyona göre yapılır. Biz o zaman Sayın Erdoğan'ı uyardık. Sizi güçlü başbakan yapalım. Sembolik bir cumhurbaşkanımız olsun. Ama dinlemedi. Sayın Devlet Bahçeli'yle yolculuk yapmayı tercih etti kendisi. O zaman şu şarkıyı söylemeleri hakları. Kendim ettim, kendim buldum türküsünü söylemelerini tavsiye ediyorum. Ahmet Kaya'nın şarkısıyla da bitirmelerini istiyorum. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Şarkısını söyleyecekleri anda geliyor. Oraya doğru gidiyorlar. Değerli Kırıkkaleliler, değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin en büyük problemi iki tanedir. Birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir, ucube sistemdir. İkincisi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme tarzıdır. Parlamentoyu işlevsiz yaparak, kuvvetler ayrılığı ilkesini kuvvetler birliğine çevirerek, şeffaflığı ortadan kaldırarak, açıklığı ortadan kaldırarak, çoğulculuğu ortadan kaldırarak, hesap verilebilirliği ortadan kaldırarak, denetlenebilirliği ortadan kaldırarak Türkiye yönetilmez. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye'de 85 milyon insan vardır. 15 Temmuz akşamı bir cemaat devletinin kurulmasını istemedik. Hep beraber kurdurmadık. Gülenizmi kurmak istedi Fethullah Gülen. Kurdurmayız. Kuramazsın. Burası İran değil. Orada bu meclisim gelir, kurulur. Türkiye'de kesinlikle bir şahsın devlet olmaz. Türkiye'de milletin devlet olur. Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla, Müslümanıyla, Hristiyanla, dinlisiyle, dinsiziyle kim vatandaşsa bu topraklarda onun devlet olur. Vatandan, devlet de millete aittir. Değerli basın mensupları, geldiğimiz ikinci noktada ise Türkiye'nin en büyük problemi, herkes ekonomik krizden bahsediyor. Türkiye'de ekonomik kriz vardır. Ama sebebi yönetememe krizidir. Evet, dünyada da ekonomik krizler vardır. Dünyada da enflasyon yükselmektedir. Yani hayat pahalılığı yükselmektedir. Arz talep dengesizliği oluşmaya başlamıştır. Aynı zamanda da faizler yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri de faizler yükseltmiştir. Ama Türkiye'deki faizlerle orada faizler arasında dağlar kadar fark vardır. Bir yandan diyeceksiniz ki Avrupa bizi kıskanıyor diyeceksiniz. Biz büyük devletiz diyeceksiniz. Dünya lideriyiz diyeceksiniz. 17. büyük ekonomiyiz diyeceksiniz. Gerçi şimdi 21. ekonomi. Keşke 10. büyük ekonomi olsak. Bunu söyleyeceksiniz. Bir yandan da dünya ile Türkiye, efendim orada da faizler yükseliyor diyerek gerekçeler üreteceksiniz. Orada 7,5. Sende kaç? TÜİK'e göre, kaybı üzme ve istatistik grubuna göre. Süleyman Soylu böyle söylüyordu eskiden AK Parti'ye katılmadan önce. Bu kurum var ya, bu kurum Tayyip'i üzmeme istatistik grubu diyordu. Şimdi içinden söylüyordur. İçinden söylemeye gayret sarf ediyordur. Dedikoduya çok meraklı. Buradan da bunun da bir dedikodusunu yapmasını isterim Sayın Soylu'nun. Altılı Masa'da ne konuşulduğunu öğrenmek istiyor sürekli olarak. Şunu demişler, bunu demişler diyerek ben de geçen ay kendisini partimize davet ettim. Altı parti lideri buluşacaklar. Gel, yedinci adam olarak da sen de masanın bir köşesine oturdun. Ne dedikodu yapıyorsun böyle yaşlı başlı adamlar gibi dedikodularla uğraşıyorsun. Koskoca İçişleri Bakanı dedikodu mu yaparmış? Belgelere dayan. İkinci olarak arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük problemi ekonomi. Yönetememe krizi nedeniyle ekonomi.
Türkiye çok zengin bir ülke. Türkiye Avrupa'ya göre zengin. Oradaki topraklara göre zengin. Oradaki turizme göre zengin. Oradaki madenlere göre zengin. Avrupa'da böyle alüvyonlu topraklar yok. Gediz Ovası yok. Harran Ovası yok. Çukurova Ovası yok. Iğdır Ovası yok. Konya Ovası yok. Harran Ovası yok. Muş Ovası yok. Alüvyonlu topraklar buradaki toprak. Oradakilere savaş oldu, kimyasal silahlar kullanıldı. Bazı topraklarında hayvan bile otlatmıyorlar. Ama bu topraklarda her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde alüvyonlu topraklar denize dökülüyor. Sonra da kalkıyorlar. Efendim şuraya baraj yaptık, buraya göl yaptık, buraya şunu yaptık diye övünüyorlar. Sen önce topraklarını kor. Bu topraklardan bir gramını bile o denizlere gönderme. Bu nehirlerin tamamını betonla. Avrupa yapmış bunlar. Sen niye yapmadın? Sonra bakıyorsunuz tarımda çok geridesiniz. Topraklar sadece 100 milyonu değil, 500 milyonu besleyecek. Bugünkü Amerikan teknolojisiyle tarım yapılsa 500 aynı anda yaşayan bir ülke var mı dünyada? Kottajur var mı? Yazı, kışı, ilkbaharı ve sonbaharı aynı anda yaşayan bir ülke. Ama Tarım Bakanı'nı ilahiyat mezunu yaparsanız orada dua edeceğiz de bizim buğdaylar, hadi Kırıkkale'ye göre konuşayım, Manisa'ya göre konuşmayayım. Bizim ay çekirdeği, bizim buğday bir gün bile genel müdürlük, bir gün bile daire başkanlığı, bir gün bile şube müdürlüğü, bir gün bile memuriyet yapmamış birini Tarım Orman Bakanı yaparsanız Bekir Pakdemirli'yi, işte sonra da ormanlarınız yanar, helikopter bulamazsınız. Ben geçen sene oradaydım. İçim yanarak seyrettim oralara. Sayın Genel Başkan'la gittik. Önce ben kendim gittim. Sonra Serkan Özcan Bey'le gittik. Sonra da kendim Genel Başkan'la beraber Fethiye'den Köyceğiz'e, Köyceğiz'den Dalaman'a, Dalaman'dan Menteşe'ye, Menteşe'den Milas'a, Milas'tan Bodrum'a kadar o yanan ormanları gömdük. İçimiz yanarak gördük. O zaman da helikopteriniz olmaz, uçağınız olmaz. Niye yok dediğiniz zaman da var, görmüyor musunuz? Sayın Soylu öyle söylüyor. Bugün Soylu'yla açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse Soylu'yla açıldı bağlamız. Soylu öyle diyor geçen gün. Efendim helikopter havada, bunlar helikopter yok diyorlardı. Uçaklar havada, bunlar uçaklar yok diyordu. Yalan söyleyenin burnu büyüsün mü? Pinokyo olsun mu? Ben oradaydım. Yoktu işte. Üç gün boyunca bulunduğumuz yerlerde ne helikopter vardı, ne uçak vardı. Bir helikopter olsaydı orada yangınlar yayılmayacaktı. Bir uçak olsaydı oradaki yangınlar yayılmayacaktı. Değerli arkadaşlar, burada diğer bir husus, tarımda başarısız bir ülke. Bunları söyleye söyleye en sonunda bir ziraat mühendisini Sayın Erdoğan bakan yaptı. Gerçi bakanların çok fazla bir önemi yok Türkiye'de. Bakanlar sekreter ya, bakanlar danışman. Hepsinin adı Recep Tayyip Erdoğan. Hepsinin adı. Kurumlarımızın adı da oraya doğru evriliyor yavaş yavaş. Değerli basın mensupları, burada da Kızılırmağınız var. Kızılırmak bakıyor. Irmak sulamada doğru dürüst kullanılamıyor bile. Bunlar da doğru dürüst yapılamadı bu topraklarda. Burada da ciddi tarım yapılabilir, ciddi hayvancılık yapılabilir. Yapılma dönemleri olmuştur ama şu an Türkiye çok ciddi şekilde sınıfta kalmıştır. Tarımında ve hayvancılığında. İkinci olarak madenlerimiz. Dünyanın en değerli madenleri bu topraklarda. En değerli madenleri. Niye işleyemiyorsunuz? Sonra işlediğiniz zaman da çevreyi kirletmeyin. Modern teknoloji kullanın dediğimiz zaman da siz kalkınmaya mı karşısınız? Bakın Erzincan'da, İliç'te boru patladı. Şimdi oradaki toprağımıza ve ırmağımıza ne karıştı? Gördünüz, siyanür karıştı. Kolay mı? Avrupa'da sizin arabanız şurada dururken bir aracınız, oradan aracınız kartelinden bir yağ damlatırsa ve araba oradan ayrıldığı zaman hemen geliyor çevreden, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de orayı kazıyor. Kaç metreye sirayet etmiştir diye, 1 metre, 2 metre, 3 metre. Sonra oradaki toprağı alıyor, oraya başka toprak getiriyor. Sana da geliyor 1000 euro ceza. 2000 euro, bir damla düştü diyorsun. Bir damla, düşemez kardeşim diyor. Bir damlaya cezalar hassasiyet gösterirken, sen buradaki altın madeni arayanlara bunları modern teknolojide yaptırmazsan, bunların denetimini gizli saklı yaparsan, o olur mu? Türkiye nikel zengini, Türkiye bakır zengini, dünyanın en büyük bakır rezervleri yeni Elazığ'a çıktı 6 ay önce. Bunları da değerlendiremiyoruz. Ve bunları değerlendirirken bu ihaleler ne şekilde yapıldığını bilmiyoruz. Hani Sayın Erdoğan, Mansur Yavaş ihaleleri canlı yayınlıyordu, biz de yayınlıyoruz demiştiniz. O günden bugüne hangi ihaleyi canlı yayınladınız? Hangi ihaleyi canlı yayınladınız siz? Ülke böyle mi yönetilir? Bir yandan
vatandaşlara karşı sorumlusunuz. Bir yandan hukuka karşı sorumlusunuz. Bir yandan da öldükten sonra madem ki amentüye inanıyorsunuz, vel basubadel mevte inanıyorsunuz. Öldükten sonra dirilmeye ve hesap vermek gününe inanıyorsanız o zaman doğruyu yapacaksınız. 1 liralık mallar niye 5 liraya satılıyor? Niye ihale ediliyor 1 liralık bu davetiyeli ihaleler niye yapılır? Bu madenler de doğru yönetilmiyor. Üçüncü olarak da Türkiye'de çok ciddi şekilde turizm. Ve Türkiye medeniyetler kavşağı. Roma buradan geçti. Bizans buradan geçti. Lidya buradan geçti. Sarp buradan geçti. Ve Büyük Hun İmparatorluğu buradan geçti. Araplar buradan geçti. Selçuklular, Anadolu Selçuklu, Osmanlılar buradan geçtiler. Hani nerede senin kültür turizmin, tarih turizmin? İncil'de geçen 7 kilisenin 7'si de İslamiyet'ten önce burada. Niye onlar gelip buraları milyonlar ziyaret etmiyor? Bugün dünyada 3 milyar Hristiyan var. Lisbon'a gidiyorlar, Fatıma'ya. Neymiş Fatıma? 3 tane 13 yaşındaki çocuk, 12-13 yaşındaki çocuk Meryem annemizi rüyasında görmüşler. Nerede gördünüz? Burada gördüm. Orayı kocaman bir alan yapmışlar. 10 binlerce metrekare bir alan. Uçsuz bucaksız bir alan. Bir heykel dikmişler. Meryem Ana heykeli. 100 binler, milyonlar orayı ziyarete geliyor. İncil'de geçen 7 kilisenin 7'si de Türkiye'de. 3 tanesi Manisa'da. Niye anlatamadınız? Hani kültür turizminiz, inanç turizminiz nerede? Toprak, güneş, kum, deniz burada. İspanya 100 milyar kazanıyor. Sen niye 20 milyar dolar kazanıyorsun? O 100 milyar dolar kazan. Neyimiz eksik? Demek ki doğru yapmıyoruz bu işleri. Üçüncü olarak da sağlık turizmi. Avrupa'nın tamamından daha fazla jeotermaliniz var. Türkiye'nin her tarafında sıcak sular var. Sıcak sular, maden suları, sodalar var. Bunları da değerlendiremiyorsunuz. Bu insanlar sağlıklı sular da içemiyor. 20 yıl geçmiş aradan Sayın Erdoğan geçen hafta konuşuyor. Diyor ki Şubat ayına kadar bize süre ver. Hadi verelim sana Şubat ayına kadar. Süleyman Soylu da geçen sene şöyle söylüyordu Ocak ayında. Temmuz olsun bak Temmuz'da bu Almanya, bu Amerika, bu İngiltere açın bakın o videoyu. Bu Temmuz'dan Temmuz'a kaç ay geçti? Tam bir yıl geçti be. Süleyman Soylu Almanya nerede sen neredesin? Almanya'da kişi başına düşen milli gelir ne? Sende ne? Fransa'da ne? Sende ne? Bugün Türkiye fakirleşiyor. İşsizlik orada ne kadar? Sende ne kadar? Enflasyon, hayat pahalılığı orada ne kadar? Sende ne kadar? Efendim orada domates fiyatları şu kadarmış. Orada mazot fiyatları 2 dolarmış. Tamam 2 dolar ne yapıyor? 2 euro. 18, 36 yapıyor. Bende de 36 lira olsun. Ama ben orada asgari ücret istiyorum. Ben orada 2000 euro istiyorum. 2000 euro kaç para yapıyor? 36 bin lira yapıyor. Gel bana 36 bin lira ver. Asgari ücret olarak benim mazotumda 36 lira. Zaten 30 lira yaptım. 31 lira yaptım. 36 lira yap. Ver bana 36 bin lira asgari ücreti. Ben de senden tamam domatesi de 50 liraya yiyeyim. 100 liraya yiyeyim domatesi de. Şurada kayısı satılıyor. 20 liraya kayısı satılıyorsa benim asgari ücretim de 4250 liraysa bunu da hep beraber düşünelim. Ben buradan Kırıkkale'lilere sesleniyorum. Eğer bu işsizlikten memnunsanız verin oyunuzu bunlara. Eğer çocuklarınızın Avrupa'ya gitme hayalinde durdurabiliyorsanız, üniversiteyi kazanıyorlarsa, çıktıkları zaman iş buluyorlarsa veya iş bulamadıkları zaman da Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa, hayır istemiyorlar benim çocuklarım, bundan da memnunuz veya gidenlerden memnunuz diyorsanız verin oylarınızı bunlara. Bu Cumhur Partisi diyorum ben bunlara. Cumhur Koalisyonu falan değil. Her işleri algı, her işleri hemen hemen Türkiye'yi kandırmak. Türkiye uçuyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uçacaktık biz. Öyle demediler mi? Bak Sayın Erdoğan, siz bu yaptığınız biraz önce söylediğim, överek söylediğim o yolları, hastaneleri, iletişimi, ulaşımı, o zamanki yapmış olduğunuz fabrikaları, organize sanayileri beğenmediniz. Kör, topal, şaşı olan parlamenter sistemde yaptınız. Kördü o parlamenter sistem, şaşıydı o. Topaldı, çolaktı. Engeller beni bağışlasın. Ama şimdiki sistem ondan da kötü. O zaman yine parlamento vardı. O zaman yine kuvvetler ayrılığı ilkesi vardı. Ona o zaman yine Sayıştay vardı. O zaman yine müfettişler vardı. O zaman yine basın vardı. Şimdi onların sayısı çok azaldı özgür medyanın. Namuslu medyanın sayısı çok çok azaldı. Objektif medyanın sayısı çok azaldı. Onları da susturmak istiyorlar RTÜK'le. Onları da susturmak istiyorlar basın ilan kurumuyla. Onları da susturmak istiyorlar bakanlarıyla. Onları da susturmak istiyorlar Cumhur Partisi'nin eş genel başkanlarıyla. Olmadı mı? Habertürk'te bir haber yapıldı. Bir eş genel başkan Devlet Bahçeli bir şey söyledi. Adamın işine son verdi. Sayın Erdoğan bir tane eski bakanı Habertürk'te yazılar yazıyordu, rahatsız oldu. Hemen onunla ilgili hemen işlemler var yaptı. Adam gazeteyi bıraktı gitti. Hani özgür medyaydı?
Hani siz basın özgürlüğünden yanaydınız, muhalefetteyken öyle söylüyordunuz. Susturmayın bizi diyordunuz. Bakın Türkiye'de partiler araç olsunlar. Amaç olmasınlar. Avrupa'daki gibi olsun. Geldikleri gibi gitsinler. Gidenler tekrar gelsinler. Gelip gitmeli olsun. Demokrasi şudur, basın mensupları. Demokrasi gelmesi bilenlerin rejimi değildir. Gitmesini bilenlerin rejimidir. Geldiğini bilenler gitmesini de bilecekler. Şimdi şu konuşuluyor Türkiye'de. Efendim acaba seçim olur mu? Acaba bunlar seçim olduğu gece kaybederlerse burayı bırakırlar mı? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum burada. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Size sesleniyorum. Bu iddialar karşısında bir cümle söylemenizi bekliyorum size. Biraz sonra İnönü'nün lafını hatırlatacağım size. Şöyle diyorum size. Siz şunu yapın. Birileri diyor ki Türkiye'de seçim olur mu diye soruyor. Evet olur demenizi bekliyorum. İki, seçim olduktan sonra kaybederlerse bunlar giderler mi? Evet gideriz demenizi bekliyoruz. Üç, sandık gelir mi gelmez mi diye konuşanlar Türkiye demokrasisine ihanet ederler. Sandık gelecek. Kim milletin teveccühüne sahip olursa o Türkiye'yi yönetecek diye seslenmenizi bir cümle kurmanızı bekliyorum. Demokrasi böyle bir şeydir. Ve İnönü'nün lafıyla, İnönü 1950 yılında seçimi kaybettiğinde Menderes birinci olduğunda rahmetli Menderes şöyle söylemişti bazı askerler ve bazı bürokratlar. Efendim bırakmayalım. Darbe yapalım. Gereğini yapalım. Teslim etmeyin. O Mevlimi Hanım'a görev verdi. Hemen elbisenizi giyiniyorsunuz. Beraber gidiyoruz. Görevi teslim ediyoruz. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir demişti. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir. Sayın Erdoğan da bunu söyleyebilmeli. Sayın Devlet Bahçeli de bunu söyleyebilmeli. Tutunmasınlar iktidara. İktidar sizin değildir. Size milletin emanetidir. Babanızın malı falan da değildir. Türkiye'deki yönetme de, hükümet de sizin babanızın malı değildir. Ne meclis babanızın malıdır, ne devlet babanızın malıdır, ne vatan babanızın malıdır, ne de Türkiye'nin imkanları babanızın. Türkiye'nin imkanları devlet, vatan 85 milyondur değerli basın mensupları. Böyle bir ekonomik krizin olduğu ortamda ben Kırıkkale'lere ve Türkiye'ye sesleniyorum. Bugünkü zamlardan memnunsanız, şimdi memurlara da zam yapacaklar. Bu çarşambanın, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Ocak ayında Aralık'ta asgari ücrete zam yaptılar. %50. 4.250 lira oldu. Biliyorsunuz o zaman 2.200 küsür liraydı. 4.250 lira %50 zam yaptık. Asgari ücretin tarihinde en büyük zam dedi. Doğru, en büyük zam. Biz milletçe zam istemiyoruz. Maaşlarımızda zam değil. Biz hayat pahalılığının azalmasını, paramızın kıymetli olmasını bekliyoruz. Aynen eskiden olduğu gibi, dönem dönem olduğu gibi paramız kıymetliyse biz 100 liraya filemizi dolduruyorduk, şimdi 300 liraya dolduramıyoruz. Onun için değerli arkadaşlar, böyle bir ortamda Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomiyi düzeltmeleri mümkün değildir. Mümkün değildir. Türkiye'de yolsuzluğu durdurmak mümkün değildir. Yolsuzluk ayyuka çıkmıştır. Yolsuzluklar ayyuktadır. Ve bunların hepsini yargı yarın bağımsız, objektif ve tarafsız olduğunda çıkaracaktır. Romantik duygularla gelmiyoruz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de araştırma ve soruşturma komisyonlarıyla milletvekili olarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Hiç kimse gocunmasın. Eğer koltuğunuzu kirletmediyseniz, arkanızda ayıplı işler bırakmadıysanız hiçbir şeyden korkmayın. Ne milletten korkun, ne hukuktan korkun, ne çocuklarınıza karşı mahcup olun, ne vicdanınızdan korkun, ne Allah'tan korkun. Eğer koltuğunu kirleten varsa, arkasında ayıplı işler yapanlar varsa da onlar korksunlar yargıdan. Onlar korksunlar meclisten, onlar korksunlar Allah'tan. Bunu da kesinlikle söylemeden geçemeyeceğim. Biz Gelecek Partisi olarak bir, geldiğimiz zaman parlamenter sisteme geçiş dönemini başlayacağız. Bu altılı masa Türkiye'de yapacağı iş birincisi Cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanımızı seçim kararı alındıktan bir hafta sonra açıklayacağız. Türkiye'de çok hevesli olanlar var, çok meraklı olanlar var. Bunların Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ara sıra bu Bekir Bozdağ, ara sıra Süleyman Soylu, ara sıra eş genel başkanlar, bunların adayı herhalde kirli olacak diyor. Açıklayamadıklarına göre. Ne yapacağım benim adayımın kirli olup olmadığını sen? Madem ki senin adayın pirü pak, çık yola, bak otobana çık. Hani sandalın bir sözü vardı ya, bu sanatçı sandalın. Diyordu ya, onun arabası var. Özel mi özel, güzel mi güzel, şoförü de var, özel mi özel, bastı mı gaza, gider mi gider diyordu. Bas gaza bak, otobandasın, trafik kuralları yok, ışık kuralları yok, başka bir araba da yok. Bas gaza, ulaş tekrar yerinden külliyeye,
saraya, bir daha cumhurbaşkanı olun. Bir daha iktidar olun. Ne yapacaksınız benim adayımın kirli olup olmadığını? Daha aday belli değil, kirli diyor. Ya sen nasıl Müslümansın be? İftira atmak olur mu? Peygamberimizin hadisini hatırlatıyorum. Bak Bekir Bozda, sen ilahiyatçısın. İlahiyat okudun. Sana hatırlatıyorum. Eğer bir başkasına hırsız dersen, eğer bir başkasına kirli dersen, o da kirli değilse, hırsız değilse, ahlaksız değilse, sen ahlaksızlık yapmadan, hırsızlık yapmadan, sen kirli olmadan ölmezsin buyuruyor Peygamberimiz. Peygamberler yalan söyler mi? Söylemez. Değerli basın mensupları, sonra bunlar kalkıyorlar, çürük diyorlar bizim adayımıza. Daha belli değil bizim adayımız. Niye bu kadar merak? Kendi adayınızla çıkın, hayat pahalılığını aşağı çekin. Mazot niye 30 lira? 2 sene önce 5 liraydı. Tekrar 5 liraya. Sonra size tekrar oy verelim. Ben de size oy vereceğim. 5 lira yapın size oy vereceğim. Bizim parti olma hükmümüz kalkar o zaman. Siz bugün Türkiye'deki gübre fiyatlarını tekrar eski noktalara getirin. %400 zam var bugün gübreye. %400 zam geldi. %180, %228 mazota geldi. %180 de ilaca geldi. Tarımda tarımsal ilaca geldi. Sen kalkmışsın Kanal İstanbul'dan bahsediyorsun. Sen kalkmışsın öbür tarafta, efendime söyleyeyim, uçaklardan bahsediyorsun. Ya bizim Kanal İstanbul'a mı ihtiyacımız var, yerli gübreye mi ihtiyacımız var? Tarım ülkesi ise yerli gübreye, yerli ilaca ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız var ama önem sıralamasını bilmiyorsunuz. Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorsunuz. Türkiye'nin üçüncü olarak da, dördüncü olarak da yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Her 100 kişiden 3 kişi dehadır. 4 olur, 2 olur, 1 olmaz, 5 olmaz. Dünyada zeki milletlerden bir tanesi biziz. Hintliler, Çinliler, Ruslar, İranlılar ve Türkler. En zeki milletlerden 5 tanesinden bir tanesi de biziz. Çünkü çok etnikliyiz, birbirimizle evleniyoruz. Çok mezhepliyiz. Bu coğrafyadan çok kültürler geçti, çok etnisiteler geldi. Ve bunun sonucunda da çok zeki çocuklarımız var ama buralarda değiller. Dün ben tevafuken bir çocuğumuzun hayat hikayesini paylaştım. Sonra Salihli'den bir hemşerim aradı beni. Dedi ki o benim kızım, sen de tanışıyorsun aslında. Şimdi o kız Silikon Vadisi'nde projeler üretiyor. Niye Türkiye'de değil? Neden Türkiye'de değil türeciler? Bu Biontech'i bulanlar Türkiye'de değil. Niye Aziz Sancar bugün Nobel alanlar Amerika'da da Türkiye'de değiller? Niçin? Bu topraklarda güven yok. Bu topraklarda güvenlik yok. Bu topraklarda liyakata değer yok. Zekaya değer yok. Bu topraklarda eğer dayınız varsa bir şey olursunuz. Niye çocuklarımız torpil arıyorlar işe girmek için? İşçi olmak için? Affedersiniz, normal bir camide bile temizlik işçisi olmak için, okulda, camide, ormanda bile niye iktidar partisinin kapısına gideriz? Kura çekilmez onlar için. Ötekinde niye mülakat olur? Bakın TUS'ta mülakat yok. Tıpta uzmanlık sınavı. Bugün tıptaki başarının sonucu bu hastanelerin rolü vardır. Malzemelerin rolü vardır. Teşekkür ederiz. Bunu yapanlara teşekkür ederiz. Ama en büyük rol 1980 darbesinden sonra tıpta uzmanlık sınavını getirmiş olmalarıdır. Hiç torpil yoktur tıpta. Niye hakimlikte torpil var? Niye savcılıkta var? Niye öğretmenlikte var? Niye mühendislikte var? Ecevit'in getirdiği KPSS'yi FETÖ'cüler soru çalarak deldiler. Bunlar da mülakat getirerek deliyorlar. Kendi adamlarını getirmek. Bırakın Allah aşkına, bırakın bu partizanlığı. Bırakın bu ülkenin çocukları CHP'li diyerek Gelecek Partili, AK Partili, MHP'li diye ayrılmasınlar. Bu ülkenin çocukları Kürtlaz, Çerkez, Türkmen diye ayrılmasınlar. Bu ülkenin çocukları Alevi, Sünni diye ayrılmasınlar. Bu ülkenin çocukları vatandaş diye zekasıyla, yeteneğiyle, liyakatıyla, ehliyetiyle değerlendirilsinler ve ona göre de yer bulsunlar. Pek fazla sözlerimi uzatmak istemem. Kırıkkale'de daha önce Gülfem Betül Ekinci Hanımefendi ile burada bir süreç başlatmıştık. Daha sonra arkadaşlarımız onun çeşitli ekonomik mazeretleri nedeniyle ve de büyük bir trafik kazası geçirdi. Daha sonra ardından bir ayağını kırdı. Sonradan Murat kardeşimiz, Murat Korkmaz kardeşimiz geldi. Kadın Kolları Başkanımız hanımefendi, Tuğba hanımefendi, avukat hanımefendi ile beraber. Burada aynı zamanda ilçe başkanlarımız, merkez ilçe başkanımız Fatih Bey burada değil mi Fatih Bey? Burada Fatih Bey burada. Aynı zamanda Keskin ilçe başkanımız, yeni bir ilçe başkanımız Yahşan'ı atadılar. Arkadaşlarımız hayırlı olsun. Aynı zamanda yönetim kurulu üyelerimiz var burada. Kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kolay değil böyle bir ortamda brevhart olmak, cesur yürek olabilmek. Ben varım diyebilmek. Çünkü bugünkü ortamda şöyle yapıyorlar değerli arkadaşlar. Devlet sopasıyla insanları susturmak istiyorlar. İkinci iktidar olarak insanlar susturuluyorlar.
Şimdi gördünüz, bana da geçen sene bir saldırı olmuştu. Ve bu saldırı organize bir saldırıydı. Beni bu saldırıyla öldürmek istediler. Ve benim şahsımda da İyi Partilileri, Gelecek Partilileri ve Deva Partilileri konuşturmak istememişti. Daha sonra birkaç kişiye daha saldırırlardı. Onlar da korumasızlar, zaten korumaları yok. Oysa ki fikirlerine güvenenler, sözlerine, eylemlerine, icraatlarına güvenenler, yani işsizliği önleyenler, paramızı değerli kılanlar, hayatı ucuzlattıranlar, hayat pahalılığını aşağı çekenler, rahatlıkla tatil yapanlar, ev alanlar, araba alanların imkanını, ortamını sağlasaydılar, ellerine sopa alırlar mı? Silah alırlar mı? Ağızlarına tehdit lafları, tehdit kelimelerini alırlar mı? Söylerler mi? Sizden isteğimiz şudur İktidar Partisi'nde, Cumhur Partisi'nde. Lütfen bizim hayat pahalılığımızı tekrar yeniden ucuzlat. Şu zamları geri alın. Mazotumuz, arabalarımız, kapılarımızın önlerinde duruyor. Ortalama Türkiye'de 30 milyon araç var. Hesaplamış uzmanlar, ortalama 1000 lira bize mal oluyor. Hiç çalıştırmasak, hiç evimiz önünde müze gibi baksak sabahleyin böyle, geçsek seyretsek onu, o arabamızı, Doğan'ımızı, Şahin'imizi, Broadway'imizi veya herhangi bir markayı seyretsek 1000 lira para vereceğiz her ay ortalama. Ama böyle bir ortamda ben o arabaların hareket etmesini istiyorum. Eğer sizler rahat seyahat edebiliyorsanız, evinizi alabiliyorsanız, evinizin taksitini ödeyebiliyorsanız, kiranızı ödeyebiliyorsanız, siz çok rahat araba alabiliyorsanız, arabanızın taksitini ödeyebiliyorsanız, çok rahat yaşayabiliyorsanız, geçinebiliyorsanız, elektriğinizi, doğalgazınızı, suyunuzu, mutfağınızın parasını verebiliyorsanız, elbiselerinizi rahat alabiliyorsanız, siz bırakın Bodrum'a gitmeyi, şuradan Ankara'ya gidip bir gezebiliyorsanız, akrabalarınızı bu Kurban Bayramı'nda gezebilecekseniz, kurban kesebilecekseniz, küçük başa 3000 lira, büyük başa da kalkıp 15 bin lira, kişi başına 10 bin lira, 15 bin lira verebilecekseniz, verin bunlara oylarınızı, helal hoş olsun, bir 5 sene daha yönetsinler. Ama bunları yapmaları mümkün değil. Çare altılı masadır. Çare Millet İttifakı'dır. Çare Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmektir. Çare güçlendirilmiş parlamenter sistemdir, kuvvetler ayrılığıdır. Çare şeffaflıktır. Çare denetlenebilirliktir. Çare yargının bağımsız, objektif ve tarafsız olmasıdır. Eğitimde fırsat eşitliği ve gelir dağılımında adalettir arkadaşlar. Bunu yapacak bilgi birikimimiz var. Biz 6 parti beraber bir yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz. Bizim kadromuz bugünkü iktidar kadrosuna 10 basar. Biz Süper Lig'de top oynayan bir ekibiz. Onlar küme düştüler. Artık bundan sonra tekrar yeniden Süper Lig'e çıkmaları da mümkün değildir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun konuştum ben. Hem akademisyen hem de 30 yıllık tecrübeli bir siyasetçi olduğum için biraz fazla konuşuyorum. Sorularınız varsa da cevaplandırmak isterim. Hemşerilerim de bugün buraya göstermiş oldukları basın mensuplarının, gazetecinin, televizyoncunun, internet medyasının, yazarın göstermiş olduğu ilgi ve alakaya da çok teşekkür ediyorum. Ankara'da, Manisa'da bir kardeşiniz, bir hemşeriniz var. 24 saat telefonum açık. Bende numara bir tane, bende çok numara yok. O numara Cumhurbaşkanı'nda da var. Manisa'daki dağdaki çobanda da var. Hakkari'deki herhangi bir vatandaşımızda da var. Değerli hemşerilerim, buyurun.